Şu an tam olarak neye bakıyorum ben? Ed Reinhardt'ın Soyut Resim denilen bir eserine bakıyorsun. 1963'te yapılmış. Adı soyut resim yani öyle mi? Evet. Anladım. Tamam. Önce bana şunu açıkla. Çünkü bazen bilgisayar ekranından baktığımız için bunun gibi resimler tek renk gibi görünebiliyor. Bulunduğum müzeye gitmek istiyorum diyelim. Bu Modern Sanat Müzesi'nde Amerika'da mı? MoMA'da bir versiyonu var. MoMA'da bir versiyonu var. Peki. Peki resme yaklaşabilseydim ne görüyor olurdum? Yani resim gerçekten de dümdüz lacivert mi? Resme doğru yaklaştığında daha çok düz siyah bir renk görürdün ama burada biraz bozulma var. Ekrandan tam belli olmuyor. He, anladım. Siyaha daha yakın bir renk. Anladım, anladım. Şimdi her şey aydınlandı. Düz siyaha yakın. Resme biraz yaklaşırsan eğer tam kare boyutunda siyah bir resim görürdün ve hepsi o kadar. Başka bir şey görmezdin. Ve çoğu kişinin müzede yaptığı gibi bir süre sonra yürüyüp giderdin. O kesin. Hangi bağlamda ele alacağız bilmiyorum ama incelemeye başlamadan önce sorayım. Bu tek başına durabilen resimlere değil de bir bağlam içinde anlam kazanan resimler kategorisine giriyor sanırım, değil mi? Yani bu resim sadece büyük bir siyah kare. Kocaman siyah bir kare. Müzede olması garip değil mi? Biri bu siyah büyük kareyi asalım bakalım demiş sanki. Tabii bunun ilk örnek olmadığını biliyorum. Malevich'in Beyaz Üstüne Beyaz adlı eseri vardı. Bu da onun gibi sanırım. Böyle bakınca bana pek bir şey ifade etmiyor. Doğru. Aslında bu insanları kızdıran, onları kandırılmış hissettiren, Evet. onlara zamanlarının ve duvardaki o değerli yerin boşa harcandığını düşündüren Evet. mükemmel bir resim örneği. Evet, kesinlikle. Ama gerçekte bence Ed Reinhardt çok zekice bir iş yapıyor. Eğer uzaklaşmamaya karar verirsen, birinin bu siyah resmi yüzeye niye astığını düşünmeye biraz zaman ayırırsan, baktığın şeyi sorgulamaya başlarsın ve baktıkça bir şeyler görüp görmediğini, gördüğünden fazlası olup olmadığını sorgulamaya başlarsın. Doğru. İşte burada böyle bir süreç var. Gözünün orada neyin olduğunu görmesi için birkaç dakika boyunca iyice odaklanması gerekiyor. Evet, doğru tabii ama bu bence birçok şey için geçerli olabilir. Sadece sanat eserleri için değil, herhangi bir şeyi dikkatlice incelersek. Örneğin arkamda bir gitar duruyor şu an. Gözlerimi bu gitara dikersem yeni şeyler görmeye başlarım. Yani bence bu hemen hemen her şey için geçerli. Özellikle de tek renkli büyük bir kanvas için. Tamam, tabii ki doğru. Bir şeye dikkatimizi vermeye karar verdiğimizde onun anlamını genişletebiliriz, doğru. Ama buradaki sanat eserinin tek amacı bu. Sanatçı gerçekten dikkatimizi vermemizi istiyor ve bizi ödüllendiriyor. Yakından bak. 9 tane kare var, görüyor musun? Evet. Kareler net değiller ve farklı renklerde. Bu aslında algının uç noktasında kalıyor. Yani burada 9 tane kare olduğunu fark etmeye başladığında bile gerçekten var mı diye sorgulamaya devam ediyorsun. Evet, haklısın. Bilgisayardan zar zor görebiliyorum. Algının ötesinde bir şeyler yaratma fikri çok ilginç. Algımızın uç noktasında kalan bir şeyler. İstersen gel bunu bir üst seviyeye taşıyalım. Gözün buna alışırken bir düşün. Sadece aklını algıya açmıyorsun. Aynı zamanda gözün gerçekten adapte oluyor. Göz bebeklerin ışık içeri girebilsin diye, o küçük fark içeri girebilsin diye genişliyor. Bu resim vücudumuzun biyolojisiyle, gözümüzün biyolojisiyle birlikte çalışıyor. Sadece algısal niteliklerimizi yani zihinsel niteliklerimizi değil, gözün fiziksel niteliklerini de zorlayan bir resim bu. Konuyu yine başka yöne çekeceğim. Çünkü sanırım bu resmi sevmeye başlıyorum. Bence bu resim Bilim Müzesi'nde olmalı. Sen ne diyorsun? Hani o müzelerde ne kadar yüksek bir sesi duyabilirsiniz, neyi algılayabilirsiniz gibi şeyler var ya. Bence bu resim onu yapıyor. Bu resme ilk baktığında büyük siyah bir duvar görüyorsun. Üzerinde biraz zaman harcıyorsun. Göz bebeklerin genişliyor ve sonra bir bakıyorsun gözün daha çok ışık almış ve küçücük farklılıkları, farklı tonları görmeye başlıyorsun. Algısal nitelik bakımından evet ama bu aynı zamanda 20. yüzyılda sanatın ne olması gerektiği konusunda devam eden bir tartışmanın parçası. Henüz tam olarak kavradığımı söyleyemem ama yavaş yavaş güzelliğini görmeye başlıyorum diyebilirim.